Videoya geçmeden önce, lütfen beğenerek ve abone olarak, destek vermeyi unutmayın. Teşekkürler. Dünya çapında pek çok uzay ajansı, kızıl gezegen Mars'a gitmek için çalışmalar gerçekleştiriyor. YouTube'da bir belgesel kanalı olan, Elder Fox, Mars'a ait görüntüleri 4K çözünürlüğe yükselterek, yeniden yayınladı ve seyircilere muhteşem manzaralar sundu. İngiltere merkezli uzay araştırmaları odaklı, bir belgesel kanalı olan Elder Fox, insanlığın bir sonraki yuvası olabileceği konuşulan, Mars'tan büyüleyici görüntüler paylaştı. Kızıl gezegeni 4K çözünürlükte sergileyen Elder Fox, devasa bir çölü andıran Mars'ın da aslında, büyüleyici manzaralara sahip olduğunu kanıtladı. Curiosity, Spirit ve Opportunity adlı 3 Mars gezgininden elde edilen görüntülerin, 4K çözünürlüğe yükseltilmesiyle oluşturulan videoda, yer yer karşımıza çıkan siyah lekeler, ilgili bölge için elde bir görüntü olmamasından kaynaklanıyor. Güneş sistemindeki en yakın komşumuz olan Mars, son derece ince bir atmosfere sahip ve, gezegen yüzeyinin neredeyse tamamını kum ve toz oluşturuyor. Elder Fox'un videosu sonradan renklendirildiği için yer yer mavi bir gökyüzü görünüyor olsa da Mars'ta gökyüzü, gerçekte daha çok kızıl bir renk tonuna sahip. Elder Fox, Mars'ın büyüleyici yüksek çözünürlüklü görüntülerini paylaşırken Mars'ta neden hiç video çekilmediği sorusuna da açıklık getiriyor. Sonuçta NASA, Mars'a şu ana kadar pek çok keşif uydusu gönderdi ve bunların üzerinde kameralar vardı. Sorun şu ki, Mars'taki veri aktarım hızı günün çoğunda, saniyede 32 kilobit seviyelerinde. Mars keşif uydusu, yüzeydeki gezginin görüşüne girdiğinde, hız saniyede 2 megabayta kadar çıksa da, bu çok uzun sürmüyor. Dolayısıyla Mars yüzeyinde gigabaytlarca video çekip, dünyaya göndermek epey zahmetli bir iş. Fotoğraflar ise doğru sıkıştırma yöntemleriyle, çok ama çok daha küçük dosya boyutlarıyla, dünyaya ulaştırılabiliyor. Ve şimdi ise dostlar, diğer bir önemli konuya geçiyoruz. Birleşik Arap Emirlikleri, Kızıl Gezegen'in atmosferini ve iklimini inceleyecek, uydusunu Mars'a fırlattı. Uydunun gelecek yılın başlarında, gezegenin yörüngesine girmesi bekleniyor. Orta Doğu'nun dikkat çeken ülkelerinden biri olan Birleşik Arap Emirlikleri, 1.3 tonluk ağırlığa sahip Hope adlı uydusunu, Mars'a göndermek üzere Japonya'daki Tanegashima uzay üssünden, H-2A roketiyle uzaya fırlattı. Hope Mars'taki görevi, gezegenin iklimini ve atmosferini incelemek olacak. Şubat 2021'de Kızıl Gezegen'e ulaşması beklenen Hope, Mars'ın atmosferinin büyük bir kısmını ve suyu nasıl kaybettiğini anlama çalışmalarında kritik veriler ortaya çıkaracak. Aslına bakarsak Hope, Birleşik Arap Emirlikleri için bir uydudan fazlasını temsil ediyor. Uydunun fırlatılma amaçlarından belki de en büyüğü, ülkedeki gençleri bilime yönlendirmek ve bu konuda heveslendirmek. Zira Birleşik Arap Emirlikleri, ülkenin petrol ve doğal gaza bağlı ekonomisinden kurtulmasını istiyor.